Elimizde R üzeri N'de tanımlı bir V vektörünün olduğunu varsayalım. Tanım gereği vektörün N tane bileşeni olur. V1, V2 şeklinde başlayıp VN'e kadar giden elemanlardan oluşan bir vektör. Daha önce de değinmiştik bu konuya fakat o zaman elimizde yeterli teknik bilgi yoktu. Ama madem ki şimdiye kadar devrik matrisin nasıl tanımlandığını ve devrik alma işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrendik, şimdi kolaylıkla bir vektör matrisin ki bu durumda sütun matrisinin devriğini almayı deneyebiliriz. Bakalım V'nin devriği nasıl bir yapıya sahip? V aslında n'e birlik bir matris değil mi? Yani n tane satırı ve bir tane sütunu olan bir matris. O zaman devrik işlemi bize neyi verir? Bu matrisin devriğini aldığımızda 1'e n'lik bir matris elde ederiz. Yani buradaki tek sütun devrik alındığında tek satır olacak. Ve bu satırda V1, V2 şeklinde başlayıp Vn'e kadar giden elemanlardan oluşacak. Bu konuya daha önceki videolarda birçok kez değinmiştik. Hatırlamak için tekrar bir A matrisini tanımlayabiliriz burada. Daha önce de yaptığımız gibi bu matrisin satır vektörlerini sütun vektörlerinin devrik matrisleri olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda A matrisi A1 vektörünün devri, A2 vektörünün devri şeklinde başlayıp AN vektörünün devrine kadar devam eden vektörlerden oluşacaktır. Aslında birkaç video öncesinde elimde birkaç satır vektörü vardı ve bu vektörleri kolaylıkla sütun vektörlerinin devri şeklinde tanımlayabilirdim ki aslında bu şekilde tanımlamak belki de daha iyi bir yöntem olurdu. Çünkü bütün işlemleri sütun vektörlerinin üzerinden tanımlamıştık. Böylelikle devriğin devriğini alıp işlemlerimizi bunlar üzerinden yürütebilirdik ama... Her neyse daha fazla konudan uzaklaşmadan buradaki işlemimize geri dönelim. Şimdilik bu vektörle nasıl işlemler yapabileceğimize ya da başka vektörlerle hangi işlemlerde bunu kullanabileceğimize odaklanalım. Elimizde R üzeri n'de tanımlı yeni bir W vektörünün olduğunu varsayalım. Bu vektör W1, W2 şeklinde başlayan ve Wn'e kadar giden elemanlardan oluşsun. V ve W vektörlerinin iç çarpımını alabiliriz. Bu vektörlerin iç çarpımı neye eşit? İç çarpım V1 çarpı W1 artı V2 çarpı W2 şeklinde başlayıp Vn n çarpı w n'e kadar giden elemanların toplamı öyle değil mi? İki sütun vektörünün iç çarpımının tanımı bu. Şimdi bu yöntemi V'nin devriği ile nasıl bağdaştırabiliriz? V'nin devriğini alalım. Şuraya yazarak devam edeyim. Elimdeki iki vektörle matris çarpımı yaptığımı varsayalım. İlk vektör V1 V2 şeklinde Vn'e kadar giden elemanlardan oluşan bir satır vektörü ki bu V'nin devrik vektörü. İkinci vektör ise W1 W2 şeklinde Wn'e kadar giden elemanlardan oluşan bir sütun matrisi ki bunu W vektörü olarak tanımlamıştık. Eğer bu iki vektörü matris olarak ele alırsam, buradaki matris çarpımı tanımlı mı bakalım. Burada elimde n'e birlik bir matris var. Burada ise 1'e, pardon, yeniden yazayım burayı. Pardon, buradaki ilk matris 1'e n'lik bir matris. Yani bir satır ve n sütundan oluşan bir matris. Bu ikinci matris ise n'e birlik bir matris. Yani n tane satır ve bir tane sütundan oluşan bir matris. Bu durumda bu iki matrisin çarpımı yapılabilir. Çünkü buradaki sütun sayısı ile buradaki satır sayısı birbiri ile aynı. Bu çarpma işlemi birebirlik bir matris ile sonuçlanacaktır. Peki nasıl yapacağız bu işlemi? Bu çarpım eşittir V1 çarpı W1 artı V2 çarpı W2 ve sonuç sadece bir elemandan oluşacak. Çünkü birebirlik bir matris elde edeceğiz. Buraya da yazarsam birebirlik bir matris. Evet V1 çarpı W1 artı V2 çarpı W2 şeklinde Vn çarpı Wn'e kadar giden değerlerin toplamı. Peki bu neye eşittir? Bu aslında birebirlik bir matris. Belki de zaten herkes fark etti ama göstermekte fayda var. Bu iki ifade birbiri ile aynı. Bu durumda şu yargıya ulaşabiliriz. V çarpı W ki bu aslında W çarpı V ile aynı şey. Bu iki ifade eşittir. Buradaki V çarpı W eşittir. Şuraya yazarsak V çarpı W eşittir V'nin devriği çarpı W ki bunları matris çarpımı olarak ele alıyoruz. Yani V'yi bir matris olarak ele alır ve devriğini bulursak ve bu devrik ile W matrisini çarparsak aslında V çarpı W elde etmiş oluruz. Şimdi bu ilginç bir çıkarım. Tabi bu çıkarımın başından beri bariz bir şekilde ortada olduğunu söyleyebilirdiniz ve böyle bir durumda haklı da olurdunuz. Başından beri matris çarpımlarının tanımını yaparken her satır ve her sütunun iç çarpımını almaktan bahsediyorduk ki burada yaptığımızda tam olarak aynı şey. İlk başta elimizde olan sütun vektörünün devriğinin yani bir satır vektörünün diğer bir sütun vektörü ile iç çarpımı. Sanırım genel prensipleriyle bunu anlamış olduk. Bakalım bunun üzerinden nasıl devam edebiliriz. Elimde bir A matrisinin olduğunu varsayalım. Buradaki çıkarımımızı şuraya kaydetmiş olduk şimdilik. Yeni bir renk seçmekle başlayalım. Evet. Elimde bir A matrisinin olduğunu varsayalım ve bu matris m'ye n'lik bir matris olsun. Ve diyelim ki bu matrisi başka bir x vektörü ile çarpmak istiyoruz. Ve burada x'in R üzeri n'de tanımlı olduğunu düşünelim. Yani x vektörü R üzeri n'in elemanı. Bu durumda x vektörünün n tane bileşeni vardır, değil mi? Başka bir ifadeyle x vektörü n'e birlik bir matristir. Şimdi bu ikisinin çarpımını yapmak istersem ne elde ederim? Başka bir ifadeyle a çarpı x vektörü nedir? Bu ikisinin çarpımını aldığımda sonuç olarak yine bir vektör elde etmiş olacağım. O zaman bu vektör ne olacak? Sonuç vektörü m'e birlik bir vektör olacak. Öyleyse a çarpı x vektörünün r üzeri m'de tanımlı bir matris olduğunu düşünebiliriz. Çünkü sonuç vektörü m tane bileşenden oluşacak değil mi? Eğer bu ifade eşittir yani a çarpı x eşittir mesela z dersek z'nin aslında m tane elemanı olacaktır. Bu durumda z aslında z1, z2 şeklinde zm'e kadar giden elemanlardan oluşacaktır. Ve bunu zaten biliyorum çünkü a'da m tane satır varken diğerinde sadece bir tane sütun var. İlki m'ye n'lik bir matrisken ikincisi n'ye birlik bir matris. Bu durumda sonuç matrisi m'ye birlik bir matris olacaktır. Ya da r üzeri m'de tanımlı ve m elemandan oluşan bir vektör olacaktır. Şimdi eğer bu r üzeri m'de tanımlı bir vektör ise bu vektörün r üzeri m'de tanımlı başka bir vektör ile iç çarpımı yapılabilir demektir. Varsayalım ki elimizde R üzeri M'de tanımlı başka bir vektör daha var. Bu vektörün ise Y olduğunu düşünelim. O zaman Y R üzeri M'in elemanıdır. Bu yani A çarpı X vektörü yani buradaki çarpma işleminden elde ettiğimiz vektör M elemanlı bir vektördür. Bu durumda bu ikisinin iç çarpımını yapmak mümkün. Şuraya yazarak devam edeyim. A çarpı x çarpımını alabiliriz ki bu bir vektördür ve bu vektörün şuradaki vektörle iç çarpımını bulabiliriz ki bu da bize bir sayı verecektir. Yapmamız gereken iki vektörün de birer birer elemanlarını alıp karşılıklı olanları çarpmak ve elde ettiğimiz değerleri de toplamak. Böylece bu iki vektörün iç çarpımını almış oluruz. Peki bu neye eşit olacak? Bu videoda daha önceden edindiğimiz ve şuraya yazdığımız sonucu kullanabiliriz. Hatırlarsak bu ifadenin anlamı şuydu. İki vektörün iç çarpımı eşittir, ilk matrisin devri ile ikincinin çarpımı. Öyleyse buradaki a çarpı x vektörü yerine a çarpı x'in devrik vektörünü yazabiliriz. Buradaki eme birlik bir matris, bu da eme birlik bir matris ve burası ise şimdi 1'e m'lik bir matris. Ve bu 1'e e m'lik matrisi y vektörü ile çarpacağız. Evet, tam olarak böyle. Peki, şimdi bu ifade neye eşittir? Sanırım 2 ya da 3 video öncesinde buna benzer bir şeyden bahsetmiş ve demiştik ki, 2 matrisin çarpımının devriği, bu matrislerin birer birer devriğinin ters sırada çarpılmasıdır. Yani çarpma işleminde elemanların sırasının değiştirilip sonra devriklerinin çarpılması. Öyleyse burası eşittir. Şuradaki mor kısım evet x'in devri çarpı a'nın devri çarpı y. Elimizdeki bu ifade matrislerde çarpma işleminin ifadesi. Bunların hepsi matrislerde çarpma işlemi. Bazı terimler vektörleri ifade etse de bu ifade vektör işlemlerini tanımlamak zorunda değil. Buradaki bütün vektörleri matris olarak ele alıyoruz ve tabii ki bu matrisi yine matris olarak ele alacağız. Öyleyse bu ifade neye eşittir? Biliyoruz ki matris çarpma işlemlerinde birleşme özelliği var. Şu an şurada ve şurada birer parantezimiz var ama bu parantezlerin yerlerini değiştirebiliriz. Varsayabiliriz ki bu ifade x'in devri çarpı bu iki matrisin parantez içindeki çarpımına eşit. Buradaki y vektör olmasına rağmen y'yi m'ye birlik bir matris olarak ele aldık. Yani parantez içinde a'nın devri çarpı y. Şimdi biraz da a'nın devri çarpı y'nin ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. a'nın devri burada elimizde m'ye n'lik bir matris var. O zaman a'nın devri nedir? a'nın devri n'ye m'lik bir matris olur öyle değil mi? Evet a'nın devri n'ye m'lik bir matristir. Buraya da yazarsam n'ye m. Y vektörü nasıldı? Bu vektör de M'ye birlik bir matristi, öyle değil mi? Bu durumda bu ikisini çarparsak elimizde N'ye birlik bir matris olur. Ki bu sonuç R üzeri N'de tanımlı bir vektör olacaktı. Yani bu R üzeri N'in elemanıdır. Bütün bu çarpma işlemi aslında bize R üzeri N'de tanımlı bir sonuç vektörü verir. Ve tabii ki buradaki çarpma işlemi de tanımlı. Çünkü buradaki matris de 1'e N'lik bir vektör. Şimdi temel eşitliğimize geri dönebilir ve durumumuzu değerlendirebiliriz. Elimizde bir vektörün devriyi çarpı başka bir vektör var. Kolaylıkla diyebiliriz ki bu vektörün kaç tane yatay elemanı varsa bu vektörün o sayıda düşey elemanı vardır. Bu durumda bu işlem neye eşittir? Buradaki tanımdan yola çıkarak diyebiliriz ki bu ifade x'in devriği yerine x yazabiliriz. O zaman bu ifade e, x iç çarpım, tekrarlamakta fayda var. Buradaki x'in devriğini geri alıyoruz ve sadece x vektörünü kullanıyoruz. O zaman bu ifade eşittir. x iç çarpım a'nın devriği çarpı y. Gayet düzgün bir sonuç elde etmiş olduk böylece. Bunun şuna eşit olduğunu göstermiş olduk. Buradaki birleştirme özelliğini kullanıp parantezlerin yerlerini değiştirebiliriz. Dedik ki bunun için sırayı biraz değiştirmiş olduk ama bunu yapmakta sorun yok. Sonucu daha iyi hatırlayabilmek için bunları yeniden yazmakta fayda var. Bu videoda iki tane büyük sonuca ulaşmış olduk. Bu yukarıdakini yeniden yazarsam V ile W vektörlerinin iç çarpımı eşittir V'nin devri ile W'nun matris çarpımı ve varsayalım ki bütün matris vektör çarpımları ve bütün iç çarpımlar iyi tanımlanmış bir durumda. Tabii. Bu durumda elimdeki A çarpı x ve y'nin iç çarpımı eşittir x iç çarpım A'nın devri çarpı y. Sanırım elde ettiğimiz bu sonucu daha sonraki lineer cebir videolarında kullanacağız.